ateşi düştü mü? Her şey yolunda hocam. Ne demek her şey yolunda? Ben söylediğim ilaçları verdiniz mi? Merak etmeyin hocam. Her şey yolunda. Buyurun siz odanıza. Ne oluyor Zeynep? Ne bu halin? Anlamadım ki böyle bir an söyleyemiyorsun bir şey. Yok bir şey hocam. Buyurun. Allah Allah. Kusura bakmayın Aslı Hanım. Böyle bir oyun oynadığım için özür dilerim. Ama sizinle yalnız konuşmanın başka bir çaresi yoktu. Buyurun. Dinliyorum sizi Oğuz Bey. Buyur abi, hoş geldin. Bir dilli kaşarlı ver bakayım kardeşim. Tabii hemen. Oğuz Bey yapamam. Bütün teşkilat şu anda zaten Namık Emirhan'ı arıyor. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Bakın aslanım. Adam çok zeki biri. Çevresi geniş. Güçlü. Her an yurt dışına kaçabilir. Eğer kaçarsa onu yeniden yakalayamayız. Bütün yaptıkları yanında mı kalsın istiyorsunuz? Hayır istemiyorum. Ama Ferhat'a da zarar gelsin istemiyorum. Ferhat'a bir zarar gelmeyecek aslında. Tam aksine eğer Ferhat'ın tek başına hareket etmesine müsaade edersek ona ateş atmış oluruz. Şimdi iyi düşünün lütfen. Gözünüze çarpan herhangi bir olay var mı? Bir konuşma, bir farklı bir hareket, her neyse. Bizi Namık Emirhan'a götürecek herhangi bir şey. Yarın 22 Beykoz Limanı. Bakar mısın? Bir ketçap alabilir miyim? Tabii hemen. Hesabı gönder bana aslan. Hesap kapatıldı. Eyvallah. Abine söyle bir aksilik çıkmasın. Yani başka kimseyle konuşmadı mı Tekin Karoğlu'ndan sonra? Yani bir konuşma, bir mesaj. Herhangi bir şey dikkatinizi çekti mi? Yok, hayır olmadı. Ne bir mesaj, ne bir konuşma. İyi düşünün aslanım. Bakın, en ufak bir detay bile işimize yarayabilir. Bakın, sadece Namık Bey'i yakalamakla kalmayacağız. Kocanızı da korumuş olacağız. Eğer ona bir şey olursa... Erkekti değil mi? Evet, erkek. Oğlunuzu yalnız başınıza büyütmek zorunda kalabilirsiniz. İyi düşünün. Bakın Ferhat Bey.
Ne istiyorsunuz benden hanımefendi? Namık'ı görmek istiyorum. Bana telefon etti ama telefon kapandı. Ona yardım ettiğinizi biliyorum. Yok öyle bir şey. Yanlış bilgi vermişler size hanımefendi. Namık gitti, onunla olan işim bitti benim. Yapmayın Tekin Bey. Namık gitmedi. Bakın, hayati bir mesele bu. Gitmeden önce onu son bir kez görmem lazım. Efendim abi. Alo Yiğit. Bu Oğuz mudur nedir savcı işte, neyin peşinde? Ne oldu, bir şey mi oldu? Öyle gecenin bir vakti Aslı'yı falan aradı. Ferhat'la ilgili bilgi ver falan dedi işte. Ne ayak? Çok hırslıdır abi. Şimdi dört bir yandan uğraşıyordur namı bulmak için. Başka da bir şey bildiğim yok. Ağzının payını verdim gerçi. Dinlerim bilmiyorum da. Aslı'dan bir şey koparmadan bırakmaz peşin, haberin olsun. Aslı'nın ensesinden ayrılma diyorsun yani. Öyle demedim abi ama. Eyvallah, anladım ben. Ameliyat nasıl geçiyor Aslı Hanım, bir bakalım sana. Madem kocanızdan çekinmiyorsunuz, neden az önceki aramayı reddettiniz? Çekindiğimden değil. Konuşmak istemedim sadece. Bakın bu adamlar hiç kimseye güvenmezler Aslı Hanım. Ferhat'ı tanımıyorsunuz. Dedim ya size, tanımaya gerek yok. Hepsi aynıdır. Devamlı bir tarafları karanlıkta olduğu için kimseye güvenmezler. İnanmazlar. Hep tetiktedirler. Hep silahlarını kollarlar. En yakındakilerine bile güvenmezler. Dün de öyle olmadı mı? Hı? Ben sizi aradığımda sessiz sessiz yanınıza geldim. Düşündüğüm gibi. Bakın Oğuz Bey. Bunu alın Aslı Hanım. Ferhat Bey görünmemeye çalışın. Ne bu? Eğer ihtiyaç duyarsanız beni buradan arayabilirsiniz. Hat güvenli. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. İyi düşünün Aslı Hanım. Kararınızı değiştirmeseniz bile telefon sizde kalabilir. Bir süre. Sorun yok. Bakın herkesin iyiliği için. Özellikle de kocanız. Doktor Aslı'nın odası nerede? Sağdaki oda. Pardon, yalnız Aslı Hoca müsait değil. Zeynep, Ferhat ne işin var senin burada? Öyle merak ettik. Arıyoruz, açmıyorsun. Neyi merak ettin? Hastam var içeride. Hamilesin sonuçta değil mi? Öyle izin günü de apar topar geldim buraya. Ne var içeride? Allah Allah, alışmış olman lazım. Acil bir durum olabilir sonuçta değil mi? İyi de telefonunu niye açmıyorsun? Muayenede olduğum için olabilir mi? İyi bakalım, kim muayene ediyor usta? Ne yapıyorsun Ferhat? Ferhat ne yapıyorsun, çıkar mısın? Sen bana bir söyler misin? Gerçekten neyi merak ettin geldin sen? Ha? Seni merak ettik işte, geldik. Öyle mi? İyi, işim çok sürmez. Biter birazdan. Akşam işin yoksa yemek yeriz birlikte. Olur mu? Çıkışta bekliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.